Az Öndaş. Bugün Haber 1965 YouTube kanalımıza Samsunspor'umuzun Pendik Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesi yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu canlı yayında birlikte olacağız. Evet sevgili spor severler, Samsunspor'da özellikle taraftarlarımızın merak ettiği iki konu ile ilgili bugün akşam saatlerine doğru sıcak bir gelişmeler yaşandı. Neydi bu iki konu? Öncelikle taraftarlarımız golcü oyuncumuz Ahmet Sagat'ın Pendik Spor deplasmanında oynayıp oynamayacağını merak ediyorlardı. Bu futbolcu ile ilgili son edindiğim bilgiyi sizlere bu canlı yayında paylaşacağım. Hatırlayacağınız üzere önceki gün teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, Nuri Hasan tesislerinde gerçekleştirilen basın açıklamasında Ahmet Sagat'ın sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayacağını açıklamıştı. Ancak bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Ahmet Sagat sakatlığının tamamen iyileştiği bugünkü antrenmanlara da katılarak Samsunspor'un İstanbul kafilesinde Pendik Spor maçı kadrosunda yer aldığı belirtildi. Bana gelen bilgi bu şekilde. Ancak bu sevindiren gelişmenin ardından bir de üzücü bir gelişme yaşandığını yazık ki sevgili spor severler Samsunspor'da. Douglas Tanka hatırlayacağınız üzere Altınordu deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maçlık bir ceza verilmişti. Bence bu ceza hani Samsunsporlu olduğum için ya da Samsun'u desteklediğim için söylemiyorum bunu ama çok ağır bir ceza oldu. Brezilya'nın futbolcunun zaten Altınordu maçında rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı pişmanlığı göz önünde bulundurularak bence bir maç ya da iki maçta cezalandırılabilirdi. Samsunspor bu futbolcuyla ilgili TFF'ye kararın ağır olduğunu, iki maça indirilmesi gerektiği yönünde bir itiraz dilekçesinde bulundu. Bu talebi üzerine TFF bu akşam yapmış olduğu görüşmelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Samsunspor'un bu itirazına ret cevabı verdi. Zaten birçok taraftarımız da camia olarak da bu ret kararını bekliyordu. Çünkü TFF son yıllarda Samsunspor'a karşı almış olduğu hiçbir karardan geri adım atmadı. Her ne kadar diğer kulüplerde eşi benzeri görülse de bu tarz itirazlara olumlu yanıtlar verilse de ne yazık ki Samsunspor'un yapmış olduğu itirazlar ne yazık ki TFF tarafından olumlu karşılanmıyor. Daima reddediliyor. Hemen dev maç öncesi her iki takımdaki eksikleri de sizler aracılığıyla değerlendirmek istiyorum sevgili spor severler. Buna geçmeden önce sizlerden tek isteğim canlı yayınınızı beğenip yorum yapmanız. Sizce Samsunspor Pendik Spor deplasmanından nasıl bir sonuçla döner? Galibiyete inanıyor musunuz yoksa bir puan da fena değil mi? Bunu yorum kısmında belirtirseniz beni mutlu edersiniz diyorum. Yılport Samsunspor'da Pendik Spor maçı öncesi kadroda tam 6 futbolcu eksik sevgili spor severler. Bu futbolculardan Douglas Tank kırmızı kart cezası nedeniyle kritik 90 dakikada forma giymeyecek. Bu futbolcuyla beraber Morik Fofana, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak da sakatlığı nedeniyle Samsunspor'un yarın oynayacağı Pendik Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek futbolcular. Diğer iki futbolcu ise herkesin de bildiği gibi Yılport Samsunspor'un süresiz kadro dışı bıraktığı Novikovas ve Boldin oldu sevgili spor severler. Her iki futbolcu da yabancı futbolcular olması özellikle de camiada biraz hareketlilik getirdi diyebilirim, ses getirdi diyebilirim bu kadro dışıları ama Hüseyin Eroğlu yapmış olduğu açıklamada benim attığım tweet'i de doğrular bir şekilde Boldin maç esnasında hiçbir şekilde ısınmadı. Sadece saha kenarında oyunu izledi, maçı takip etti. Yardımcı antrenörlerime oyuna dahil olması ile ilgili yapmış olduğum çağrıya da olumsuz yanıt verdiği için ben bu durumu yönetime rapor olarak sundum. Yönetimimiz de hiç kimsenin Samsunspor'dan büyük olmayacağını, Armadan büyük olmayacağını, formanın arkasında yazan isimin herhangi bir önem sahibi olmayacağını, en büyük şeyin Samsunspor olduğunu, Atatürk Arma olduğunu belirterek bu iki futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Zaten önceki yayında da belirttiğim gibi Novikovas da zaten Bodrin'le gibi oyuna girmek istememiş. Bayram Bektaş bununla alakalı yönetime herhangi bir rapor sunmadığı için de bu futbolcu Samsunspor'daki kariyerine devam etmişti ama biraz geç alınmış karar Hüseyin Eroğlu sayesinde alınmış. Yani hiçbir futbolcunun nazının çekileceği bir yer değil bence Samsunspor. Bence Hüseyin Hoca'nın almış olduğu bu karar, yönetime sunmuş olduğu rapor tam yerinde ve doğru bir şekilde oldu diyorum. Rakip Pendik Spor'da ise Alihan, Umut Yaşar, Emre gibi 3 isim Samsunspor'a karşı yarınki mücadelede forma giymeyecekler. Bu isimlerin yanı sıra son oynadıkları Pendik Spor'un son oynadığı Denizli Spor karşılaşmasında iki futbolcu özellikle forma giymiyordu. Kimdi bu iki futbolcu? Kapel ve Tiam'dı.
Her iki futbolcu da takım için önemli iki futbolcuydu. Ne yazık ki futbolcuların sakatlıkları Samsunspor maçına kadar düzeldi. Ne yazık ki diyorum, yani hiçbir futbolcu sakatlanmasın ama iyi futbolcunun da Samsunspor'a karşı forma giymesini istemem işin açıkçası. Ama her iki futbolcu da yarınki karşılaşmada teknik direktör Osman Özgöl'ün görev vermesi halinde Samsunspor'a karşı sahada mücadele edebilecek. Son aldığım bilgi bu şekilde. Yeniden belirtmek gerekirse Ahmet Sagat'ın bir sakatlığı vardı. Bugün aldığım bilgilere doğrultusunda Ahmet Sagat'ın sakatlığının tamamen iyileştiği, sağlık kontrollerinin ardından bu futbolcunun İstanbul kafilesinde yer aldığı ve Samsunspor'un Pendikspor karşılaşmasında forma şansı verilmesi halinde sahada yer alacağı belirtildi. Hemen ilk 11'in de özetini geçmek istiyorum. Özellikle ileri uçta Fofana'nın, Douglas Tank'ın olmadığı bir Samsunspor'da kim forma giyecek diye birçok taraftarımız soru yöneltti. Program öncesi sosyal medya üzerinden bana. Benim kafamdaki ilk 11'in ileri üçlüsünde Ahmet Sagat, Haris ve Laura şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 3 futbolcu da hali hazırda takımda forma giyen futbolcu. Belki Hüseyin Eroğlu bu İki yabancı futbolcudan Laura ya da Haris'i hamle oyuncusu olarak düşünebilir ve oyunun ikinci yarısında sahaya atabilir. Bu futbolcuların yediği olarak da Polat Yıldırım belki ilk 11'e çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir deplasman. Hüseyin Eroğlu'nun da bence taktiksel anlamda çok iyi hamleler ve kararlar vermesi lazım. Yani umarım Çaykur Rize deplasmanı gibi bazı hatalar yapılmaz. Çünkü bu hataların bedelini genelde puan kayıplarıyla ödüyoruz. Hiçbir hata karşılıksız kalmıyor. Hatalarımız bize pahalıya mal oluyor. Yani Bodrin'i sağ kanada çekmek gibi, orta saha oyuncusunu kanatlarda oynatmak gibi ya da forvet oyuncusunu kanatlara çekmek gibi hatalar yapılmaz diye düşünüyorum. Çünkü yapılırsa Pendikspor bu ligin Samsunspor'la birlikte, Eyüpspor'la birlikte en iyi kadrosuna sahip olan bir takım. Yani hatamız hiçbir şekilde kabul edilmez. Cezayı keserler. Ben buradan gördüğümü, bildiğimi söylemekle mükellefim. İnşallah böyle bir hata yapmaz Samsunspor cephesinde teknik direktörümüz ya da teknik heyetimiz. Bu gelişmelerin ardından şu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili spor severler. Sezon başı Yüksel Yıldırım'ın büyük özgüvenle inanç da takımın başına getirdiği Bayram Bektaş 5 haftalık sürenin ardından almış olduğu kötü sonuçlar sonrası bu teknik adamla Samsunspor yollarını ayırmıştı. Aynı Bayram Bektaş milli takımda olduğu gibi yeniden Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Birçok taraftarımız bu karara, bu hamleye, bu habere şaşırsa da Bayram Bektaş bugün itibariyle Beşiktaş'ın Şenol Güneş teknik direktörün yardımcılığına görevine getirmiş oldu. Yani ben de açıkçası şaşırdım çünkü Samsunspor'da iyi bir kariyer sergilediğini düşünmüyorum. Hüseyin Eroğlu'nun yakın çevresine bu takım her iki kampta da istenilen tempoyu yakalayamamış, enerji depolayamamış, fazla iyi çalışamamış gibi sözlerinden sonra benim aklıma direkt Bayram Bektaş'ın antrenman eksikliği, çalışma eksikliği göze çarptı. Ama yani Türkiye'de özellikle teknik direktörlük ya da yardımcı antrenörlük bir şekilde ismin varsa, torpilin varsa bir şekilde dönüyor diye görüyorum. Yani son aldığımız bilgiler bu şekilde sevgili spor severler. Bu gelişmelerin ardından şu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Teknik direktör Osman Özgöl'ü bir dönem Samsunspor'un da teknik direktörünü yapmış olan Osman Özgöl'ünün Samsunspor'a karşı son yıllarda şansı tutmuyor. Osman Özgöl'ünün teknik direktörlüğünü yapmış olduğu Adana Demirspor, Sivas Spor, geçmişte yine birçok takımda görev aldı. Altay gibi kulüplerde Osman Özgöl'ü Samsunspor'a karşı hiçbir maçtan galip ayrılamadı. Bunlara çok eskiye gidecek olursak Kayseri Spor, Ankara Spor yani eski adıyla Osmanlı Spor maçları da dahil olmak üzere Osman Özgöl'ün Samsunspor'a karşı bir şanssızlığı var. İnşallah bu şanssızlık yarınki karşılaşmayla da birlikte devam eder. Çünkü 6 tane eksikle Samsunspor gerçekten Pendikspor maçında çok ama çok normal ideal kadrosundan eksik gidecek. Bunu da görmezden gelemeyiz. Yalnız burada bahis şirketleri her iki takımı da eşit şekilde favori göstermiş. Ne Samsunspor'u ne Pendikspor'u ayrıştırmış. Hani hiçbir takım önde favori olarak görünmüyor. Belki şu son eksikler ya da Douglas Tank'la ilgili TFF'nin vermiş olduğu red yanıtından sonra belki oranlar düşebilir ama her iki takım da favori olarak gözüküyor. Beraberliğin daha çok ön plana çıktığı bir karşılaşma olarak görünüyor ama Pendikspor gerçekten bu ligin iyi takımlarından biri. Bunu göz ardı etmemek lazım.
Samsun Spor iyi olunca herkes iyi oluyor. Bizler de iyi oluruz. İzleme oranımız artıyor. Şimdi geçen bir altyapı hocasıyla görüştüm. Kendisi bana Samsun Spor yenince hocalar olarak bizlere de prim geliyor, galibiyet primi. Yenemeyince ne yazık ki bize de prim gelemiyor ama para bir yana kadar dedi. Kulüpte keyif, neşe olmuyor. Biz altyapıda istediğimiz kadar şampiyon olalım. İstediğimiz kadar altyapıdan futbolcu çıkaralım. Samsun Spor A takımı kazanamadığı sürece Nuri Hasan tesislerinde moraller alt üst oluyor. Kimsenin yüzü gülmüyor. Maddi manevi her şekilde bundan biz de payımıza düşeni alıyoruz. İyi ya da kötü dedi. Yani inşallah Samsun Spor yarın kazanır. Çünkü acilen kazanmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bolu Spor maçını elimizden kaçırdık. Ondan önceki hafta Altınordu'ya şanssız bir şekilde yenildik. Yani bana biri dese ki Douglas'tan kırmızı kart görecek, hadi oradan derim yani. Belki de bu takımda değil kırmızı kart, sarı kart bile görecek. En son futbolcu ama şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. Bakalım, benim en çok merak ettiğim Novikovas ve Bolden'in bu karşılaşmada oynamamasından dolayı takıma olumlu ya da olumsuz ne gibi varyasyonlar olacak? Ne gibi yansıması olacak? Benim en çok merak ettiğim konulardan da biri bu. Yalnız Hüseyin Eroğlu'nun bu iki futbolcu ile ilgili vermiş olduğu rapor doğrultusunda benim anladığım şu: futbolculara burada hiçbir futbolcu vazgeçilmez değil. Herkes ayağını denk alsın yönünde. Hemen şöyle iki yorumum var. Fatih Gürel, Niyazi Bey, şayet Laura yine kötü oynarsa o da kadro dışı bırakılmalı. O da bunun farkında bence. Temizlik şart demiş artık demiş. İki temizlik yapıldı, bakalım devamını biz de bekliyoruz. Eskiler var, geriye eksikler var, geriye yaslanmayalım. Bu Pendik Spor'a cesaret verir demiş. Aynen öyle. Yani rakibimiz bizden ne kadar güç alırsa, bizim ne kadar üttüğümüzü görürse, korkak futbol oynarsak o kadar üstümüze gelir. Zaten çok kaliteli futbolculara da sahipler. Kadro derinliği açısından da Eyüpspor gibi, Samsunspor gibi bu ligin en derin kadrosuna sahipler. Teknik direktör Osman Özgürlü zaten bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Bu kadar eksik de umarım korkak, ürkek futbol oynamayız da aslanlar gibi sahada mücadele ederiz. Hani bir puan olsun bizim olsun ya da 1-0 olsun bizim olsun düşüncesinde sahaya çıkmayız. Maçın gidişatına göre inşallah sahada özverili bir şekilde, en iyi şekilde mücadele ederiz. Zaten deplasmanda olmamız artık VAR sisteminden sonra pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü gördünüz yani, Bolu Spor iki kez öne geçmemize rağmen birisi VAR'dan penaltı, ikincisi VAR'a bile gitmemesinden dolayı kazanmış olduğu golden sonra bir puanı Samsun'dan kurtardı. Muhammed Bahar, biz artık bu zincirleri kırıp seri yakalamamız lazım. Yani birincilikte genelde takımlar seri yakalayarak zaten şampiyonluğa ulaşıyorlar. Bizim de artık böyle bir seri yakalamamız lazım. Eyüpspor gibi rakibimizi gafil avlamamız lazım. Dirençlerini yıkmamız lazım. Kaliteli oyuncularımızın sahaya kalitelerini yansıtmaları lazım. Fatih Gürel kalecimiz kronik bir kurtarış yapmaması, onun cesaretini yerine getirmesi şart demiş. Yani Yakup bana pek güven vermiyor işin açıkçası. Yani bunun hazırlık maçlarında da payı var. Lig maçlarında da, yani ben Yakup Szczesny'nin bir maç aldığını bilmiyorum yani. Geçmişte bu takımda forma giyip de maç kurtaran çok kaleci oldu. Ama Yakup ne yazık ki bana bu özgüveni vermiyor. Yani Hüseyin Eroğlu'nun yerinde olsam Yakup'un yerine Aykut'u kalede de düşünebilirim. Çünkü Aykut ne inişli ne düşüşlü bir performans sergiliyor. Her zaman normal performansında elinden geleni yapmak isteyen bir kaleci. Yani yabancı Türk ayrımı yapmıyorum ama bana sorarsanız Yakup'un yerine Aykut'a da görev verilmesi lazım. Yani Laura ile ilgili de sevgili spor severler, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na direkt bir soru yöneltildi dün. Hocamız da şu şekilde cevap verdi. Bu futbolcunun galibiyet pozlarında yer almaması, sahada bazen bencil oynaması gibi durumların farkındayız. Kendisine de gereken uyarılar yapıldı. Bundan sonra kendisi söz verdi. Sahada daha istekli, daha bencil olmayan, elinden geleni daha fazla yapan, savaşan bir Laura göreceksiniz şeklinde Gaytan Laura'nın teknik heyet ve yönetime bu şekilde bilgi verdiği, açıklama yaptığı, söz verdiği belirtildi. Bakalım, inşallah Laura da iyi olur. Gerçekten kaliteli bir futbolcu ama şöyle tavırları bana biraz Balotelli'yi hatırlatıyor. Yani bu ülkede Balotelli de geldi, yapamadı gitti, maddi manevi açıdan anlaşamadı. O yüzden hiç kapris yapmaya gerek yok. Yoksa Laura'nın da sonu Novikovas ve Bodrin gibi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bana hak verir misiniz? Zaten haber1965.com'da da yapmış olduğum haberde Samsun Spor'da bir kadro dışı daha yolda. Yani Laura'nın herhangi bir etik dışı bir hareketinde bence kadro dışı kalacağını düşünüyorum. İnşallah
Pendik Spor deplasmanında şu maçı bize koparır da gerçek Laura'yı bize gösterir de tıpkı Douglas'a verdiğimiz değeri, Ahmet Sagat'a verdiğimiz değeri kendisine veririz diye düşünüyorum. Hemen şöyle yorumlara bakmak istiyorum sevgili spor severler. Efraim Keskin, ben inanıyorum Samsun Spor kazanacak, Bolu Spor maçında hayal kırıklığına uğrattı bizleri her iki oyuncu da demiş. Fatih Gürel, iki golü biz bulursak, ilk golü biz bulursak ve sahada azıcık dik durmamız gerekiyorsa Pendik panikler demiş. Yani bu ligin sonuçta tecrübeli takımı değil, her ne kadar kadro derinliği olsa da zafer aldı artık strese girmeden maç seyretmek istiyorum demiş. Yani Bolu maçında iki kez öne geçmemize rağmen beraberlikte sahadan ayrıldıktan sonra ben artık yani Samsun Spor'un hani 3-0 yakalamadan rahat bir maç izleyeceğimi düşünemiyorum sevgili spor severler. Bilmem katılıyor musunuz? O nedenle yani bizim Pendik'ten eğer bir gol bulursak kontradan 2'yi kovalamamız lazım. Kendi sahamıza gömülürsek Bolu Spor maçı gibi bir senaryo bekler. Allah göstermesin. Hani 1-0'dan 2-1 geriye de düşüp yenilebiliriz de. O yüzden ürkek korkak futbol bize göre değil. Samsun Spor'un Atatürk'te armasına, şanlı renklerine, mazisine yakışmıyor geriye yaslanıp top oynamak. Şimdi Hüseyin Eroğlu hocamız yapmış olduğu açıklamada ben takımı ileriye ittim. Bununla ilgili hamleler yaptım. Sadece Bolu Spor dördüncü stoperini oyuna alıp doldur boşalta geçtikten sonra orada bir hamlede geç kaldı Hüseyin Eroğlu hocamız. Bunun da zaten faturasını, cezasını çektik. Dördüncü stoper sahaya girdiğinde gelen ilk topta zaten golü attı, cezayı kesti bize. Umarım bu cezalardan, hani bu hatalardan ders çıkarırız. Çünkü çıkarmadığımız takdirde her geçen hafta bu takım puan kaybetmeye devam edecek. Yani yine yayınımızın başında söylediğim gibi Samsun Spor buradan bir 3 puanla dönerse her şey tersine dönmüş olacak. Ondan dolayı bizim de beklentimiz, umudumuz, isteğimiz bu şekilde. Hemen yayının başında söylediğim gibi Yılpor Samsun Spor'da 6 eksik bulunuyor sevgili spor severler. Kim bu eksikler? Morik Fofana, Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu sakatlığı nedeniyle. Douglas'tan kırmızı kart cezası nedeniyle. Novi Kovas ve Bodin'de kadro dışı kalmaları nedeniyle Samsun Spor'un Pendik Spor maçında forma giymeyecekler. Rakip Pendik Spor'da ise 3 futbolcu forma giymeyecek. Alihan bu oyuncularla birlikte, Umut Yaşar, Emre gibi 3 futbolcu forma giymeyecek. Yalnız Ahmet Sagat'tan müjdeli bir haber geldi. Yayınımın da başında söylediğim gibi Ahmet Sagat'ın sakatlığının tamamen düzeldi. Şans yerilmesi halinde Samsun Spor'un Pendik Spor karşılaşmasında ilk 11'de sahada olacağı müjdesini sizlere buradan yeniden belirtmek istiyorum. Gerçekten bu çok önemli haberdi. Gerek kupa maçında attığı goller, gerek Bolu Spor maçında yaptığı asist çabaları gelecek haftalar adına, özellikle de Douglas Tank'ın yokluğunda Samsun Spor'un çok işine yarayacak bir futbolcu. Allah göstermesin. Onun bir sakatlığında yani takım Laura'ya muhtaç olacaktı sadece. Haris'in oynayıp oynamayacağı, ilk 11'de forma giyip giymeyeceği şu an net değil. Ama benim kafamdaki ilk 11'de sağda Haris, solda Laura, ortada ise Ahmet Sagat'ın ilk 11'de, yani forvetli ilk 11'de görev alacağını düşünüyorum. Hemen Fatih Gürel yine yorum yapmış. Ahmet İlk 11'de başlamalı ve 90 dakika oynamalı. Golcü olarak ileride hep bir tehdit olacaktır. Geriye düşsek de forvet oyunundan almamalıyız demiş. Yani Ahmet Sagat'ın şöyle bir özelliği var sevgili spor severler. Kontra atak oynayan takımlarda özellikle Ahmet Sagat elinden gelen her şeyi yapıp öyle ya da böyle golü bulan bir futbolcu. Bunu Menemen Spor'da en iyi şekilde yapıp gol kralı olmuş bir futbolcu. Şimdi Samsun Spor tamam korkak ürkek oynamayacak ama deplasmanda oynaması nedeniyle gelen anlamda kontraya çıkacak bir takım gibi sahada dizilecek ve kontra kovalayacak. Rakibi hataya zorlayacak. Özellikle rakip topla çıkarken pas hatası ya da çıkışlarda hata yapması için önde basacağını düşünüyorum. Bu ekstralarda da Ahmet Sagat'a çok ihtiyacımız var. İnşallah Ahmet Sagat atacağı gol ve gollerle Samsun Spor'u Pendik Spor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmesinde önemli rol oynar. Çünkü işin açıkçası ben Haris'e de pek fazla güvenemiyorum. Gaytan Laura'ya da güvenemiyorum. Polat Yaldır geçen sezondan itibaren inişli çıkışlı bir performansı var. Osman geçen sezonu aratıyor. Celil Yüksel çok önemli futbolcu ama ne zaman sakatlanacağı belli olmuyor. Çünkü yani kronik sakat değil aslında ama eski sakatlığı ya da tam iyileşmemesinden dolayı mıdır bilmiyorum.
Celil her an sakatlanmaya müsait bir futbolcu ama inşallah kendisi de tamamen toparlanmış bir şekilde Pendikspor maçında sahada görev alır. Aman sakatlık olmasın, bu sene Samsunspor deyim yerindeyse sevgili spor severler revire döndü diyebiliriz. Özellikle kulüp içinde sağlık personeliyle yapmış olduğum görüşmelerde takımın kamplarda fazla güç, enerji depolamamasından dolayı Hüseyin Eroğlu'nun yapmış olduğu fonksiyonlu antrenmanlarda ve maçlarda sakatlık yaşadığı yönünde bilgiler aldım. Yani bu da şu demek oluyor. Bayram Bektaş bu takımı adam akıllı çalıştıramamış, iyi adapte edememiş. Kamp dönemini Samsunspor tam anlamıyla verimli bir şekilde geçiremediği için. Zaten Novikovas milli takımda diye biraz kampa geç katıldı. Bodrin kampa geç katıldı. Douglas Tank hiç kamp görmedi. Fofana iki kamp görmesine rağmen sakatlandı. Yusuf Abdioğlu ve Mücahit Albarak her iki kampta da olmasına rağmen sakatlandı. Tamam, diğer yabancı futbolcular belki kampı görmedi ya da eksik kamp gördü diye sakatlandı diyebiliriz ama özellikle yerli futbolcular, kamp gören futbolcuların sakatlanmasına ben şanssızlıktan çok bence gerekli güç, enerjinin yüklenmediğini düşünüyorum. Umarım bundan sonra sakatlık olmaz. Çünkü her sakatlık Samsunspor'a ne yazık ki pahalıya mal oluyor. Giden futbolcunun, sakatlanan futbolcunun yeri dolmuyor. İnşallah kadroda yer alan futbolculardan özellikle Laura ve Muhammed'in üst düzey performans sergileyeceğini düşünüyorum. Muhammed Ali'nin de önceki günkü antrenmanda ailesi geldi. Kendisiyle yapmış olduğum görüşmede Samsunspor taraftarının her zaman arkasında olduğunu, yeter ki kendisinin gol kaçırdığında ahlar vahlar yapmayıp hatasından ders çıkartıp bir sonraki pozisyonu gol yapmak için mücadele etmesi gerektiğini söyledim. Çok yavrum, çok mütevazi bir çocuk. Samsun'un mezbane diye tabir ettiğimiz mahallesinde büyümüş, yetişmiş. Gerçekten Samsunspor'un da altyapısına ne kadar önem verdiğini, futbolcunun nereden nasıl geldiğine bakmaksızın sahada istediğini verdiğinde formayı vereceğini, bu futbolcunun formaya kapacağını bir kez daha altyapıdaki bütün gençlerimize gösterdi Samsunspor kulübümüz ve yetkililerimiz. Buradan da iyi ki de Samsunsporluyum diyorum. Şöyle toparlamak gerekirse Ahmet Sagat forma şansı verildiği takdirde ilk 11'de forma giyecek. Douglas Sank'ın cezası ne yazık ki onandı. Samsunspor'un TFF'ye yapmış olduğu itiraz kabul görülmedi, reddedildi. O yüzden Douglas Sank 3 maçlık cezasını bu maçta Pendikspor deplasmanında dolduracak. Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu sakatlıkları nedeniyle Novikovas ve Fernando Bodrin kadro dışı kalmaları nedeniyle Samsunspor'un Pendikspor karşılaşmasında forma giymeyecekler. Yaklaşık 23 dakikadır sizlerle birlikteyiz. Yayın belki bir plakayı görür diye düşündüm ama taraftarımızın üzüntüsü var. Bu nedenle de Samsunspor'la alakalı öfkelendikleri için, moralleri bozulduğu için bu hafta fazla ilgilenemiyorlar benim anladığım kadarıyla ama haber1965.com internet sitemiz yine Samsun'un en çok okunan spor sitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sizlere Samsunspor'la ilgili en sağlam, en sıcak bilgileri aktarmak için gerek Haber1965 YouTube kanalımız, gerekse internet sitemizde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden tek isteğimiz canlı yayınımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olup bildirimleri açmamız. İnşallah ilerleyen programında sponsorlarımız aracılığıyla, sponsorlarımız desteğiyle Samsunspor'umuzun Atatürk'lü siyah formasını, şu altında görmüş olduğunuz siyah formasını sizlere hediye etmek istiyorum. Ben Niyazi Öndaş, bugünkü yayınımın sonuna geldim. Yarın Duayen Gazeteci Erdal Cansu'yla inşallah galibiyet, Pendikspor deplasmanından galibiyetle dönmemizin şerefine güzel bir canlı yayında birlikte olmak istiyoruz. Hani beraberlik de fena değil ama gönül her zaman galibiyeti istiyor. Samsunspor'un olduğu yerde her zaman 3 puandır parola, şampiyonluktur parola. İnşallah yarın Pendik deplasmanından güzel bir şekilde galip döneriz. Elimden geldiğince canlı yayında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bilgiler aktarmaya çalıştım. Ara ara böyle tekli canlı yayınlarımda evimin balkonunda sizlerle olmaya devam edeceğim sevgili sporseverler. Dediğim gibi canlı yayınımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilir. Samsunspor'umuzun Atatürk'lü siyah formasını kazanabilirsiniz. Bu duygu düşüncelerle bütün taraftarlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten şekilde kutluyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.